Orada 5 milyon var. Paraları al, git. Hayır. Daha fazla mı istiyorsun? 10, 15, ne kadar? Beni sadece para için buraya çağırdıysan boşuna uğraşmışsın. Seni sadece para için buraya getirmedim. Nedir? Parayla şansımı deneyeyim dedin yani, öyle mi? Ben şansa pek inanmam. Genelde kendi şansımı kendim yaratırım. Bu sefer yaratamadın. Fikret'i alıp gidiyorum. Yanlış anladın sen. Ben Fikret'i sana teslim etmeye getirmedim. Konuş bakalım Fiko hanımefendiyle. Allah'ın belası herif. Kristina'yı mahvedeceğini biliyordum zaten. Çok konuşma Nevra. Biz Taylan Bey'le olan anlaşmamızdan memnunuz. Kristina'ya da söyle, seni aramakla yanlış yapmış. Yanlış mı yapmış? O kız sana olan aşkından evden çıkmıyor be. Sana bir şey olacak diye susuyor. Sen de sus o zaman. Al paranı git. İşi bitince bizi ihya edip gönderecek Taylan Bey. Kristina abuk subuk şeyler yapmazsa verdiği sözden caymaz Taylan Bey. Tamam mıyız? Hayır değil. Bu aptalın lafıyla ikna olur muyum ben? Benim lafımla olacaksın o zaman. Kristina ile Fikret'i sana bir ay içinde teslim edeceğim. Zaten ondan sonra bir işime yaramıyorlar. Ben pazarlık etmeye gelmedim. Tamam. Şöyle yapalım. Ben Kristina ile Fikret'i öldüreyim. Ömer'in üstüne yıkayım. Belki daha çok işime yarar. Bunu yapamazsın. En fazla bir ay. Kiraladım gibi düşün. İkisini de kiraladım. Bir ay için 5 milyon hiç fena bir para değil. Ben... Evet de. Eğer bir sorun çıkarsa Ceylan'a gidersin. Eğer sana zarar vermeye kalkarsam, kimi konuşturmak istiyorsan onu konuşturursun. Buraya düşmanım olarak geldin. Anlaşmayı kabul edersen buradan dostum olarak ayrılacaksın.